Çok mühim bilgiler, gördüğünüz gibi inanılmaz aydınlandık. Mithat Paşa'yı Abdülhamit'i devirmiş kişi. Hatta Abdülhamit devirdikten sonra vallahi bizim tek amacımız Abdülhamit'i devirmekti. Sonra ne yapacağımızı bilemiyoruz deyip böyle bir ajitasyon. İşte derslere gerçek tarih öğretmenleri girmezse, dersler boş geçerse, derslere atama yapılmayıp yok bedenci, din kültürü bilmem ne hocalarını sokarsan, liyakat bitmişse, ücretli öğretmenlikte eğitimden soğutulmuş eğitmenlerimiz kullanılmaya çalışılırsa, hala 2023'e gelmişiz. Yani şaşırılmıyor yani böyle şeyler. Mithat Paşa son dönem Osmanlı içerisine gelmiş en liyakatlı devlet adamıdır. Bunu yerli yabancı herkes takdir etmiştir bunu. Jön Türk denilen oluşumunda lider kadrolarından biridir. Yani Osmanlı Devleti'nin yıkıldığını gören, çöküşe gittiğini gören, bununla ilgili çözüm üreten, kendini geliştirmiş bir insandır bunlar. Ama maalesef bu insanlar Abdülaziz olmak üzere, daha sonra da Abdülhamit'in istibdat yönetiminde sürgünler, yasaklamalar, sansürler, her türlü sıkıntılara maruz kalmışlardır. Ve Abdülhamit, biliyorsunuz 5. Murat tahtı sürdüremeyeceği anlaşılınca Abdülhamit meşrutiyet sözü vererek yeni bir anayasa, kanuni esasiye geçişi kabul eden bir padişah görünümüyle padişah olmuştur ve en kısa zamanda da Jön Türklerden intikam mı aldı diyelim artık, hesap mı sordu, ne yaptıysa Mithat Paşa'yı, yani Mithat Paşa gibi bir adamı Taif'e sürüyor bir çadır mahkemesiyle. Orada inim inim inliyor tabii adam, orada Taif denilen yer Arabistan'ın ortalarında ve burada öldürtülüyor. Hadi öldürtülmesi de yetmiyor, Abdülhamit gerçekten yani nasıl bir korku varsa Mithat Paşa'nın öldüğünden emin olmak için başı kesiliyor ve İstanbul'a gönderiliyor ki bakıp da bakacak, iyiydi rahmetli Mithat Paşa, iyi adamdın ama benim yönetimime uymadı kardeşim falan filan, ben daha bir 30 yıl istibdat yönetimi yapacağım deyip böyle adamlar harcanmıştır. Hiç böyle yok, masondu, şöyleydi, böyleydi falan olaylarına girmeyin yani. Önemli olan devlette liyakattır. İşini yapıyor mu, yapmıyor mu?